Şimdi Beşiktaş'a transfer yapacağız. Havuzumuz yine aynı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu oyunculardan 3 transfer hakkımız var. 3'ünü de kullanmamız lazım. Ne yapacağız? Sıra sende Mustafa, başlıyor. Evet. Öncelikle işe savunmadan başlıyorum ben. Bir tane sağ stoper lazım. Güvenilir bir sağ stoper lazım diye düşünüyorum. Mert devam bence. Kaleye yani Mustafa'ya ekleme gerek yok. Mert'in de performansı gayet iyi. Ferdi'yi bu kez buraya almıyorum. Yani 3 transfer hakkın varsa beklere çok dokunma. Yani Masuaku formu iyi. Onur Bulut da belli bir seviyede oynuyor. Tabii ki daha iyi olur. Ama oradan kullanmıyorum kontenjan hakkımı. O yüzden ben oraya Nelson'u alıyorum. Bu arada bu 3 transfer yaparken yine Beşiktaş'ın 3 Türk kontenjanı kuralına uyarak bir 11 tasarlıyoruz kafamızda. Ona göre de biraz düşünüyoruz. Nelson'u aldım. İşte Saiz'le ya da Omar'la birlikte ikili oynuyorlar. Gayet sağlam bir stoper attı oldu diye düşünüyorum. Burada Mert devam, Mosaku devam. Burada işte Onur Bulut maçına göre Rozi. Eğer Türk oyuncu koyma zorluğumuz olsa Onur Bulut'tan devam. Sonra savunma önüne bir hamle yapıyorum ben. Kimi koydun? Nelson'u koydun? Getson'un yanına ilk Nelson'u aldım. Sonra ben Getson'un arkasına Torreira'yı aldım abi. Çok mantıklı. Torreira'yı çektim. Getson'la birlikte Torreira oynuyor. Şu anda Beşiktaş'ın dönen topları geri kazanma ihtimali arttı değil mi? Şu anda pres yapma ihtimali çok arttı. Getson, Torreira. Hatta orta sahayı bu iki oyuncuyu bırakıyorum ben artık. Yani 4-3-3'ten biraz daha 4-4-2'ye gitti bu iş. Bence sol önde driplikçi bir oyuncu eksikliği var. Beşiktaş'ta hatta en büyük eksiklik bu. Oraya da Kerem'i aldım. Türk kontenjanında tertemiz, rahat. Aboubakar, Cenk'i de ikili forvet oynattım. Güzel. Yani Cenk'i bence merkeze oynatmak lazım bu arada. Hani sol önde değil de Aboubakar'ın etrafında şey görmüşsündür. Gördük hepimiz yani derbide. Böyle birbirine yakın oynayınca merkezde Aboubakar, Cenk dostu çok tehlikeli oldu Beşiktaş. Of. Çok tehlikeli, çok bitirici. Çok alverli. Yani roller üst üste binmiyor aslında. Yakın oynadıkları zaman. Ki zaten artık birbirine çok alıştı bu iki oyuncu. Gol sevinçlerinden de anlaşılacağı üzere bir uyum var. O yüzden de ikili forvet oynatıyorum onları. Cenk Tosun'a bakar. Kerem, Gezal, Torreira, Getson orta sahası. Bir de Nelson aldım. Güzel, sevdim vallahi bu işi. Tamam, çok mantıklı. Kale ve bekleri ben de oynamam kesinlikle. Yani sen Nelson, Torreira, Kerem Aktürkoğlu transferi yaptın. Hı hı. Kaleye ben de oynamam. Augsburg, Galatasaray'dan almışım. Yapacak bir şey yok. Evet, öyle denk geldi. Evet. Bu arada benimkiler de full Galatasaray. Ama farklı isim de var. Evet. Oo, kim acaba? Dın 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 dın. Aa, sen de buraya, İkari'yi buraya alıyor musun? Avukat Galatasaray'ı aldım. 5 yaş İkari gibi alan bazı filan. Abi kaleci yerlemedim. Bekleri de hiç gerek yok. Bence Beşiktaş'ın yeterli beki var. Olmasa da problem değil yani. O kadar problem değil. Beşiktaş şeyle bekle, bek olan bekle. Evet. Şampiyon oldun abi. Hiç sıkıntı yok orada. Bir kere Beşiktaş'ın bütün sezon stoper arayışı devam etti. O mu oynayacak, bu mu oynayacak bilmem ne. Ben direkt Florya'dan kramponlarını aldılar abi. İkisi birlikte. Oo. Arkadaş arkadaş. Nelson, Abdülkerim, ikisini birlikte aldım koydum. Kafa rahatlığı. Şey değil, Omar'la sayısı da yedim diyorsun. Olsun abi, onlar da olsun. Sıkıntı yok da. O maç bu mu oynayacak, şu mu oynayacak. He, sen de gitmek mi istiyor bilmem ne. Tandemi aldım diyorsun abi direkt. Abi hiç uğraşamam ya. Tam ben şey olacak gibi baktım şu an duruma. Ne babası kardeşim dedim, ona ki ne babası yani. Omar'a ne babası dedim. Ne babası dedim. İkisini hazır koydum abi oraya, kafam rahat etti. Stoper ikilisini zaten çözdüm. Zaten sayısında tribüne gıcık olmuştu hoca. Evet abi. Tam gidiyorsan git, Nottingham Forest'a mı gidiyorsun, nereye gidiyorsan git dedim. Nelson, Abdülkerim, ikisini birlikte koydum. İki transferim bu. Hücumda seninle aynı baktım aslında. Hı hı. Birinin topu taşıması lazım ama Enkudu gibi böyle bilinçsiz tüketici de olmaması lazım. O taşıyor sadece. O bilinçsiz tüketici yani. Kurye. Götürüyor. Götürüyor sadece. O yüzden... Götürüyor abi, Kayseri'ye kod alayım falan diyor. Yani hiç final yok. Hiç final yok abi. Ben de... Orta sahayı sen şimdi Torreira'yı aldığın için ben bir transfer hakkım gitti ben. Bu ikisini burada kullandım. Evet. Orta sahayı da yedekleyecek. Yeri geldiğinde İngilizcesiyle alakalı toplayacak. Sen solun aldın mı? Almadım. He, almadım. Yani, almadım. Hem orta sahayı yedekleyecek. Eksikliğinden bahsedip almadın. Hayır, dribbling eksikliğinden bahsettin ya. Ben Zaniolo'yu aldım abi. Allah Allah. Nasıl takım kur? Kur kardeşim. Şu takımı bir kur kardeşim. Böyle aldım demek de olmaz. Bir de kafamızda demek de olmaz. Bir 11... Yap tamam. Bakalım.
Ben orta sahayı bozmadım. Salih. Ben Gezal'in istikrarına güvenmedim gelecek sene için. Gezal iyiydi. Nasıl döneceğini bilmiyorum abi. Gezal olmayınca da takım tamamen patlıyor. Tamamen Gezal'i bırakamam. Ha, Gezal çok iyi durumda olursa Gezal oynar, Zaniolo'yu kullanırım orta sahada. 11'i nasıl kardeşim şu anda? 11'i say bana ya. Sayıyorum. Mert. Tamam. Masuaku, Onur Bulut. Hı hı. Nelson Abdülkerim. Tamam. Türkiye hallettim gitti. Bitti şu anda, evet. Şu anda rahatsız. Bu saatten sonra. Dın dın bu saatten dın dın itibaren bitti. Rahatsız. Bu saatten sonra kimse dokunamaz bana. Aynen. Amir. Jetson. Gezal hazırsa Gezal'le Zaniolo. Cenk Abubakar. Değişik oldu. Güzel bak, farklılık oldu. Ha, kaleye de gittin. Ben direkt formasyonu değiştirdim. Zaniolo, Gezal, Cenk yiyecektir orada rakibi. Güzel, değişik. Sevdin mi? Güzel, fena değil. Yani doğru söyledi, sevdin mi? Gezal'e yemek biraz olmadı. Yemedim ama. Yemedim işte tamam. Ama. Doğru. Yani tam yemiş sayılmam. Cenk duruyor. Aslında bu takım şey oldu. Ben orta sahada bir şey yaptım. Sen ne yaptın biliyor musun? Şenol Güneşli Şampiyonlar Ligi grubundan çıkan, namalup çıkan takım yaptın. Güzel. Talişka yerine şey var, Zaniolo var. Zaniolo var. Quaresma yerine Gezal var. Evet. Cenk Tosun Abubakar aynı zaten. Aynı. Orta saha biraz böyle 4-2-4'e çalan bir takım için. Jetson Amir. Jetson Amir. Yani. Amir yerine bazen Salih, Amir Salih de değişebilirler. Bir de Torreira alabilsen olurdu. Dördüncüyü alabilsek. Niye ama abi, boş boşuna niye stoper alıyorsun? Sen de bak. Gerisi ama gerim çok sağlam oldu abi. Sana şöyle güzellik yapayım bak. Hiç stoperi bozma. Yani sol stoper, sol stoper kalsın, sayısı kalsın. Al Torreira'yı. Nelson Sayıs mı yaptın? Tabii. Nelson Sayıs yaptın. Tabii Abdülkerim daha iyi şu anda. Daha formda ama Torreira Jetson yapınca daha rahat oynarsın bu oyunu. Şşş diyorsun. Dinle abine. Bak. Tam o Şampiyonlar Ligi grubundan çıkan takım oldun ya. Yani Hacı Abdülkerim mi, Sayıs mı diyorsun? Ya da Koli mi? Mesela şöyle farkı düşün. Torreira Hacı Ahmetoviç farkıyla yani. Bak Torreira Hacı Ahmetoviç farkıyla dönen enerji açısından diyorum. Sayıs ile Abdülkerim farkını düşün. Bilemedim neyse, hocam. Neyse tam bozuyor senin takımını. Ehliyet aldın araba almıyorsun yani. Size izleyicilere bırakalım. Ehliyet aldın araba almıyorsun. İzleyicilere bırakalım yorumları. Tamam. Sizin transferleriniz de hem de bizim Nelson aramızdaki... Torreira Kerem yaptı. Ben de Nelson Abdülkerim Zaniolo yaptım. Kimi transferi daha iyi yorumlarını da bekliyorum. Evet. Sizin transferlerinizi de tabii ki bekliyoruz. Kapatıyor muyuz böyle? Kapatıyoruz. Kendimize çok iyi bakıyoruz. Siz de çok iyi bakıyorsunuz. Sen gidiyorsun turnuvaya. Evet, Altın Ordu'ya gidiyorum. Biliyorsunuz çok güzel turnuva oluyor orada. Uluslararası bir turnuva. U12 Cup. Oradaki izlenimlerimi de artık haftaya aktarırım burada. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz, beğenilerinizi bekliyoruz. Haftaya geleceği dönüşte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.